Bilgi içeren grafiklerden bazılarına bakalım. Künyesi şu şekilde Temmuz 2021'de yapılmış. Mobil panel, eş zamanlı mobil panel yöntemiyle örneklem %95 güven aralığında %3 hata payıyla 1067 görüşme gerçekleştirilmiş. Türkiye temsili cinsiyet, Nats bir bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçim kotası gözetilmiş. Bakalım ne çıkmış mültecilerle ilgili toplumun nabzı? Özellikle Suriyeli politikasındaki soru. Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle toplam 3 milyon 684 bin 412 kişi oldu. Cumhurbaşkanı siz olsaydınız Suriyelilerle ilgili aşağıdakilerin hangisini yapmayı tercih ederdiniz? diye sormuş görüştüğü kişilere. Ne çıkmış? %34. Siyah olan zorla da olsa ülkesini geri, geri gönderirdim. %34,3 önemli bir oran. Çok. Zorla da olsa diyor çünkü. Suriye ile gerek temasları sağlayıp ülkelerine dönecek koşulların oluşmasını sağlardım. Yüzde 58,4. Bundan sonra Türkiye'de entegrasyonları yüzde yedi istiyor. sadece yüzde Bakın çok çarpıcı bir sonuç. Peki parti kırılımına baktığımızda hani yüzde 34 Türkiye geneli zorla da olsa ülkesine geri gönderdim diyen. İyi parti. Adalet ve Kalkınma Parti seçmenleri içerisinde bu soruya bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 27,6. Yani her 3 e, e, değil mi e, AK Parti'nin neredeyse hı hı. biri o da bu görüşte. E, CHP'de yüzde %50 bu oran. Ondan sonra HDP %35,2, MHP %29,4, İyi Parti yüzde %42, %42,4. Zorla da olsa ülkede geri gönderirdim. Ya da e, bir şekilde Suriye ile temasları sağlayıp onların ülkelerine dönecek koşullarını sağlaması sağlardım. Birlikte değerlendirdiğimizde bu araştırmaya göre toplumun neredeyse yüzde %88-92'si bu kadar çok sayıda Suriyelinin burada bulunması taraftarı çok ilgimi çeken bir şey olduğu için söylüyorum. Hangisi? MHP yani bunlar içerisinde burada kalsınlar diyenlerin en fazla, en fazla MHP. olması, en fazla MHP. olduğu partinin MHP olması son derece ilgi çekici ya. Liç aslında. Yani o o şeyi o refleks üzerine hareket eden bir parti ama en çok o Peki. Hemen bir başka görsele geçelim. Ee, Suriyeli komşunuz olsa, yan dairenize Suriyeli bir aile yerleşse bu sizi ne yönde etkiler? Türkiye geneli için ortaya çıkan yanıtlar şu. En koyu kırmızı çok rahatsız eder. %30,1. Ee, ondan sonra biraz daha az olmakla birlikte yine rahatsız eder diyen %28,8. <laughs> e, nötr gri renk %24,8. Yeşiller de bundan rahatsızlık duymayan kesim. <laughs> %30,1 Bakın AK Parti içerisinde %27,9, CHP'de 46,6 HDP 23,1 MHP 21,6 İYİ Parti 35,9 Şimdi Ozan aynı zamanda eğer ona dikkat çekiyorsan bu parti kırılımında MHP'li seçmenle ilgili oranı aslında HDP'li seçmenle ilgili orana, seçmenle ilgili tabii. orana da dikkat evet, çekilebilir tabii, benzer evet. bir mantıkla. HDP'nin de büyük çoğunluğu rahatsız. <laughs> yani. Evet. Şimdi geçelim bir başka soruya. Çoğunuzun, çocuğunuzun Suriyeli bir sıra arkadaşı olması sizi ne yönde etkiler? %23 çok rahatsız eder. 23.9 yine rahatsız eder. 27.3 nötr. Yeşiller de rahatsız etmez tarzında. Şimdi okul sıra arkadaşı olmak konusunda komşunun Suriyeli olmasına göre biraz daha muhtedil bir Tablo. Çocuklar evlensin çocuk oldu. Evet sıra Doğru. arkadaşı ama nihayetinde e, az bir oran değil e, kırmızıların oranı. Bir başka soruya geçelim. Çocuğunuzun Suriyeli bir kişiyle evlenmesi sizi ne yönde etkiler? O orada, orada Dur işte diyor işte işte. bu araştırmaya Hı -hı. göre. E, sonuçlar e, hani sıra arkadaşı falan yine neyse ama bir evlilik söz konusuysa Türkiye geneli %42,1% Ondan bir nebze daha az olmakla birlikte yine rahatsız olan 25'i de eklediğinizde 40, 60, 65, 67 67'si bundan <laughs> rahatsızlık duyacak şeklinde parti kırılımlarında bu şekilde görüyoruz. Bakın HDP Ozan burada da HDP'nin ki yine yüksek evet, çıkıyor evet. yani HDP İyi Parti'den daha fazla şey yapmış evet, ne İyi 20, 20, daha fazla bir şekilde bir rahatsızlık mi? duyuluyor olması. <laughs> Devam eden efendim bir başka soru. Evinizde temizlik tamirat gibi işlerde Suriyeli çalışan olmasını ister misiniz? %31 ve %25,9'u birleştirirsek %56,9'luk bir kesim Türkiye genelinde istemiyor. Evinde bile Suriyeli bir çalışan olmasını istemiyor. Devam edelim efendim. Fabrikanız olsa daha özde çalışacak bir Suriyeli çalışan istihdam etmek ister misiniz? Şimdi tabii burada bu 1037 kişiye bir soru sorulmuş. Onlar da demiş ki Tablo hiç kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim yani. Öyle demeyelim de şöyle. Bu gerçekçi değil, değil mi? Hiç gerçekçi değil çünkü Suriye'de yok, yok, ucuz bu, iş gücü olduğu için çok güzel sömürmesini de biliyor Heh, Türkiye. Ye. Tamam ama o şimdi şöyle. Şimdi soru sorulan kişi efendim bilmem ne iş yani 1037 iş, iş insanı olsaydı evet. belki daha farklı bir yanıt verirdi ama bu normal yurttaşlar soru sorulan kişiler. Dolayısıyla orada yanıtlar bu şekilde çıkıyor ama biz biliyoruz ki sayın seyirciler ucuz bir iş gücü Suriyelilerin ucuz bir iş gücü olarak kullanılması konusunda son derece iştahlı özellikle Türkiye'deki burjuvazinin önemli bir kısmı. alabilir mi? Bir patron Suriyeli işçi çalıştırmak zorundadır şu anda Türkiye'de. Zorundadır diyorum, tercih değil. Çünkü yanındaki rakibi Suriyeli işi çalıştırırken kendisi çalıştırmazsa yanındaki rakibiyle rekabet edemez. Evet. Batar. <laughs> Batmamak için, yaşamak için Suriyeli işi çalıştırmak zorunda. Bir tercih değil. istemeyebilir ama çalıştırmak zorundadır. Yani emek maliyetinin yarattığı rekabet ortamında evet. zaten bundan kaçamazlar. Patron psikopat olduğu için sömürmez. <laughs> Sistem zaten sömürmek üzerine kuruludur konunu demeye çalışıyorum. Bu konuda benim çok hak verdiğim bir eleştiri Murat Ağerel. biliyorsun bazıları dedi ki plajlarda o Suriyelileri görmekten rahatsız oluyorsunuz efendim. E, parklarda görmekten rahatsız oluyorsunuz ama fabrika alanlarınızda çok ucuz bir iş gücü olarak çalıştırmaktan hiç rahatsız olmuyorsunuz şeklinde bir tespit yapılmıştı. Ben de katılıyorum o tespite. Şimdi e, bu çok çarpıcıydı. Bu araştırmanın sonuçları halk.tv.com.tr'de de duyurulacak değil mi değerli arkadaşlar? Bildiğim kadarıyla evet. Halk TV için hazırladığı. Ertan Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. E, kendisiyle bağlantılı daha geniş bir yayın da yapmak istiyorduk ama gündem sürekli bu akşam e, değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle açıklamasıyla bu konuya girdik. E, yine başka programlarda yaparız Ertan Aksoy'la. Ertan Aksoy'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Emeğine sağlık. Ve hemen yine yangın gündemiyle tamamlayalım programımızı. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat bizimle birlikte. Muhammed Bey, yayınımız boyunca termik santralle ilgili riski zaman zaman konuştuk. Alevlerin yaklaşmış olmasının yarattığı durumu. Son bilgiden, son bilgi sizden alalım öyle kapatalım programı. Evet. Tekrar iyi yayınlar. Daha önceki Görüşmemizde bahsettiğim gibi Kemerköy Termik Santrali evleri mahallemizin içinde. E, şu anda evleri mahallemiz yanıyor. Köyün içerisinde e, ciddi bir yangınla mücadele var. E, hatta ekiplerin hortumları yandı. Ekiplerin bir kısmını e, ikmal için geri çekmek durumunda kaldık. Ve Kemerköy e, Termik Santrali'nin sınırlarında şu anda alevler var.